başlar. Kolay gelsin kızlar. İsmail'le, Himmel'le. Aynı ben, ha o fikir. Oh, günaydın, günaydın. Bir denem kızım benim. Seni de babacığım. Allah, maşallah. Rahmetli anacığım da aynı senin gibi güzel dokurdu bunu. Ha. Aynısın maşallah. Şart çek onu, şart çek. Çekmezsen? Peştemal yarın bir gün çiftir, olmaz sonra. Alana yazık olur. Biz kahvaltıdan sonra dere kenarına gitmek istiyoruz. Niye? İlk gün babamın dokuduğu bezleri dere suyunda yıkayacağız. Dere suyunda gireç yok ya, bezlere çok iyi geliyor. Yumuşacık oluyorum. Hı. Hadi baba, izin ver be, ne olur. İyiyim madem, gidin. Hadi hemen gidip hazırını ver. Ne gidiyoruz, kahvaltımızı içerdiniz. Allah Allah. Bak yine kandırdınız beni. Biz gidiyoruz. İyi. Bak Erol da sizinle geliyor. Hadi size iyi günler. O zaman Erol taşıyıversin bunları. Kız iyi fikir. Ha. Taşırım. Kızlar, kara kaçını getirin bari. Erol fazla yüklenince Erol beni verdi. Ben getirip durum. Abi duruver acık. Abi. Ne var kız? Biz dereye giden mi? Ne deresi kız? Nereden çıktı şimdi dere? Eyvallah. Ne deresi be? Nereden çıktı kız abla? Kız. Alık, düzgünün kızları gidip durdu ya. Abi, izin veriverdi. Biz de gidelim babamla. Lan bana bakın. Kafanızı kırdırmayın bana. Yürüyün eve dönün. Dönün bakayım. Hadi. Dön. Lan alık alık bakma. Dön de Eru. Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe. İyi bakalım. Lan İsmail. Bana mı dedin be ya? Yoksa ona mı dedin? Hangimize dedin? Lan ne yaptınız öyle? Aga ne yapalım, neneyi taşıyoruz kahve? Sabah vazifesi. Bana bakın, size bir sabah kıya yapalım mı? Yap bakayım. Lan omuz tepesinde oturuyorum. Yüksek bura, yer esip duruyor, hadi. Bana bakın, düzgünün kızla dere boyuna inmişler. Aga sen doğru mu diyorsun be? Hadi görüşürüz, koşun kadar koşun be. Ben bunlarda ecik akıl olsa gerizekalı diyeceğim ama o da yok ki. Tövbe tövbe. Anam yemeş. Yavaş oğlum, yavaş düşeceğiz. Oğlum be, yemiş. Anam. Anam, yemiş. Al kamışaka. Hop. Lenim. Haydi bakayım. Len yemiş diyorum, len. Hadi hadi. Durun len. Ne oluyor, ne bu acele? Oğlum, düzgünün kızları dere boyuna inmiş. Koş diyoruz sana. Abo. Hadi be, hadi hadi. Kızlar geliyor. Yumuşacık oluverdi ha. He. Ay kızlar, saçları da yumuşacık yapıveren mi? Tabii bu suda kireç yok, doğal kaynak. Ay girelim mi de yalnız? Şöyle yıkanıversek. Ay Erol'u ne edeceğiz? Ay onu bana bırakın siz, ben onu hallediveririm. Erol! Nazgül, buyur. Bir şey mi isteyiverdin? Evet, tok yandığı için. Bir göz alıp gelsene. Almamın. Hemen alıp geliyorum. Kendine de al. Sen beni mi düşünüverdin? He. Tamam, hemen geliyorum. Oldu mu kız? Ay hadi gelin önce şunları şöyle bir geliverin. Hadi. Thank you.
Al bakayım. Bugünkü istikakın. Sağ ol lan. Sen de olmasan kim zamana? Bu köyde çikolata vermeyecek. Ne kıymetimi bil. Sağ ol lan. Selamünaleyküm. İstikakını almışsın gene. Selamünaleyküm. Allah şükür. Fatmacına, İsmail'ler nerede? Ne bileyim ben? İbariyon. Dere kenarına gittiler, dere kenarına İsmail'lerle. Niye? Niye gittiklerini sen anlarsın. Anlamıştır o, anlamıştır. Düzgün. Nasılsın? İyiydi hanım, iyi olalım. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu? Dere kenarına gidip duruyor. Niye? Kızlarını dövmeye. Aa, niye? Kızını dövmeyen dizini döver derler ya. Ne oldu? Ne dedi? İstanbul'dayım diye yazdım. Yakınmışız, buluşalım dedi. Sen ne dedin? Kaldım öyle. Dur bakalım ne yazıyor? Niye sustun? Niye yazmıyorsun? İşin mi var? Ne edemeyinde? Kız, meşgulüm biraz yaz. Zaman kazanam. Doğru de ya. Dur yazıyor. Siz de iyice azıttınız ha. Kız, az önce babam ne dedi? Ya, tamam baba ya. Dur biraz. Aman ne haliniz varsa görün be. Meşgulüm biraz, bekle az. Hadi bak ama sıkılıyorum. Bırakıp gideceğim şimdi. Aa, mesaj geldi valla. Ne diyor? Bırakıp gideceğim diyor. Ne edem? Buluşalım deyip dur, baksana. Ya İstanbul'daki çocukla nasıl buluşacağım ki ben? Zaten olacak şey değil. Göz, hazır İstanbul'dan birini yakalamışsın. Sakın vazgeçme. Ecik daha konuşak. Zaman da kazanırız Ecik. Hem M'ye benziyor, biliyoruz mu? Yo, bilmiyoruz. Ay, belki tipsizin teki. He. Yaz bakayım. Benden ciddiysen fotoğraf gönder de ona göre karar vereceğim buluşmaya da. He, doğru diyorsun. Dur yazayım. Aa, foto diyor lan. İyi, göndeririz. Lan hayırsız. İnsan oradan kalkar da abisiyle iki sohbet eder oğlum. Amerikalardan gelirken laptop istemeyi biliyorsun ama. Ya abi bak bir dakika. Fotoğraf seçip hemen geliyorum. Bak 3 saniye içinde gelmezsen fotoğrafı ben çekiyorum buradan. İyi. 2. Ya abi. 3. Abi ne yapıyorsun? Lan camımı kırdık. Eme büyük lan bu. He valla. Ne edemeyindi? Canım ne olacak? Muhabbete devam etmek için sen de İlkin ablamın fotosunu koyver gitsin. He kız. Hem İlkin ablam hepimizden güzel valla. He doğru diyorsun. Bununla yaşına da İlkin ablamın yaşı uygun zaten. O zaman ben ablamın fotosunu gönderelim de muhabbete devam edelim. Nerede var onun fotosu? Dur kız. Geçen kasabaya gitmiştik ya düğüne. Orada şehirler gibi gelmişti. Ve onu bulam da gelen. Koş kız koş koş. Vallahi ilk gün babamın haberi olmadan hayatımda ilk defa sevgilisi olacak. Boş versene kız baba. Her şeyin bir ilki vardır değil mi? Aç bakalım gazozu. İç bakalım. İç iç. Dik dik kafaya dik. Ha, dik kafaya. Bu gadoş bitene kadar indirme. Bitecek. Ne olursa olsun kızları yalnız bırakmayacak. Kızcağızlarım benim şu yaşantımdaki en değerli varlıklarımdır. İç 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 iç. Sonuna kadar geçsin. Anladın mı beni? Şimdi?
Hadi git işine bak. Yetersiz bakiye. Bakayım. Heh, bu gözü oldu vallahi. Şimdi benimle bilgisayar ekleyeyim de gönderivereyim. O zaman babam da geliyor. Babama İstanbul'da atlatmak kolay. İlk gün babam kaybolmuş gibi yapar. Sonra çocukla buluşur. Sonra babamı bulmuş gibi yaparız. Kız bence çok iyi fikir. He? Gülgün bunun nesi iyi fikir? Ben hastayım desem babamın yüreğine iner. Yapamam bunu babama. Ölen bu evde. Buyur amca. Siz kimsiniz kızım? Asıl sen kimsin ya? Ben kim miyim? He. Ben bu evin sahibiyim. Bu evin sahibi biziz ya, sen ne diyorsun? Nereden sahibi oluyorsunuz ya, nereden? Burası benim babamdan kalma bir yer ya, bana ait. Aa, çekil bakayım. Gelemezsin hop. Ne demek gelemem ya, burası benim evim, benim evim. Burası saldırıyor lan. Benim evim, benim evim burası. Sen de kurallaşıyorsun ya. Ya çekil. Emin. Ne yaptın sen? Seni soracağım ben. Oh. Bir adama getirip dururlar. Ulan yabancı da gelmiyor ben mi? Nuri abi, bak bakayım sen bunu tanıyor musun? Dur bakayım. Çekilin lan. Lan çekilin bir bakayım. Ah bu. Fikri, sen misin ne? Nereden çıktın bunca sene sonra? Pek. Yeminimi bozdum geldim işte. Merhaba. Senin oğlan yaşıyor mu lan? Yaşıyor. Ne oldu ki? Allah! Ne oldu lan bu kadının bacaklarına? Gülüyor mu be? Ne yürümesi oğlum? Koştu, koştu. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ay ben ne yapacağım? Ben sana ne yapacağım? Sana geldim. Ay ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım dedim. Ay Fikri geri geldi. Büyük oğlan yaşayıp durur. Ben ne yapacağım? Ben kim anlatacağım? Derdimi sabırdaşım benim. Beni anlayan, dinleyen sensin benim sabırdaşım. Oh ben ne edeyim, ben ne edeyim. Otur Vedi yerine. Bak eskisinden daha güzel oldu Vedi. Hadi bakayım. Salla bakayım kolunu. Heh. Buyur su içi ver Fikri Bey. Oh. İyi mi? İyi. Şimdi ben şunu mu anlamalıyım? Benim babadan kalma evde. Bizde zamanında ırgatlık yapan düzgün mü kalıyor şimdi? Hem
biz kalıyoruz. Ya sen benim babama niye ırgat diyorsun bakayım ha? E senin baban zamanında biz de ırgatlıktı ondan diyorum. Bağırma kıza babalık. Yürü git. Hadi. Fikri abi hemen dellenme ya. Fikri abi bir sakin ol. Bak 25 sene sonra kalkıp köye gelmişsin. Şimdi olanları ben sana kısaca özetleyivereyim. Sen babanla kavga edip köyden gidince sonra Basra'da ölünce başka kimse de yok. Bu düzgün senin darlılara da mallara da evlere de düzgün konu ver. Gondik yaptı yani gondik. Aa, Yaşa daha ne deyip durun sen öyle? Ne gonması lan? Ben şahidin biliyorum ben. Bu Basra abi ölmeden önce son nefesinde düzgüne dedi ki bütün mallarım senin oluversin dedi. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer dedi. Bu düzgün de tarlalarla malları o yüzden alıverdi. Düzgün ağa geliyor. Düzgün ağa de bu. Cümleten selamun aleyküm. Ooo Fikri. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim. Bu ne lan? Bu çizmeler ne? Irgatlıktan sonra şimdi de ağa mı oldun? Bu köyün ağası benim ya. Düzgüne ne oluyor o? Hem toprağı olmayan adam nasıl ağa oluyor o? Bay Reşat, susar mısın lütfen? Bay Fikri, yıllar sonra çıkıp geliyorsun. Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Utanmadan bir de ayağına çağırıyorsun. Şimdi de bakalım sen benden ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Sadece sen de duy istedim. Köydeki malları satılığa çıkardım. Yok devenin nalı. Olur mu lan öyle şey? Olur. Olur. Bunca yıl bedavadan oturdun. Senden ne icar ne de kira istiyorum. Sadece mallarımı satıyorum. O kadar. Yalnız rahmetli babacığızın Basri abi ölmeden evvel malları bana vesiyet etti. Hem sen babanın cenazesine bile gelmedin ya. Şimdi yıllar sonra çıkıp gelip malların peşinde koşturuyorsun. Ayıp değil mi ya? Ayıp vallahi ya. Beni babam kovdu. Beni babam kovdu. Ne ölüme ne dirime gel dedi. Ben de ondan gelmedim. E işte bak kendinle diyorsun işte. Babanla küs ayrılmışsın yahu. Aa. Olmaz arkadaş. Satamazsın o malları ya. Öldü değil mi? Evet tabii. Tabii abi. Ha işte buyur. Yani satarım. Kanunen miras olarak tapusu bende. Satarım. Ya da satmam. Eğer çok istiyorsan basar parayı alırsın. Lan. Al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Öyle de at. Eğer ilgilenen olursa beni bu numaradan arasınlar. Ha yok. Eğer köylüden almak istemeyen varsa işte o zaman bilemem. Ben de internete ilan veririm ondan satarım. Artık kim alır bilemem. Hadi bana eyvallah. Yok Fikri abi dur nereye gidiyorsun? Ateş almaya mı geldin? Seni bir yediriveren, içiriveren. Yok ben yiyeceğimi odun olarak sırtıma yerim zaten. Hadi eyvallah. Şşş. Kuştur bunu. Kuşturma. Tamam be. Kuşturma. Sen mi doğdun lan bunu? Öyle bahçeye giriverince girişiverdim ben de. İyi etmişsin. Eline sağlık, ellen gümüşlensin. Dikkat edersen bir daha dön. Yaraktım ya, buna bak. Ama gazaklığa gelince erkek adam gazak olu. Yok öyle dava. Öreceğiniz. Emine kız. Bunlar beni de şal ürü versinler. Dinlem gevşeyim. Örerler nenem, örerler. Şu ellendekini bitirversinler de. Hadi bunlar dışarıdan geldi. Kız alıp hanım köylü olacaklar. Bana ne oluyor? Ben zete buralıyım. Ben neye eziyet çekip durun Emine abi? Bana bak lan. Al bakayım onu yerden.
O ne biçim halle? Hareketlerine dikkat et. Karşında muhtava. Sen bunlara her bir şeylerde ön ayak oluyorsun diye. Bak dereye girdiniz, üşüyüverdiniz. Gazakları giyin de ısının acık. Diyorsa düzgüne söylerin, hepinizi ısıtıveri. Temel, temel. Hemen de tehdit edip duruyor. Sus! İyi günler. İyi günler. Lan, hayırdır? Ne oluyorum? İmtihan ediveriyorsun İsmail'le. Ha, bayağı büyük bir sınava benziyor vallahi. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun. Sana da. Ne yaptın onlar öyle? İmtihan oluyorlar. Üniversite imtihanından beterimiş. Bana bak. Ya bile konuşturuz mu? Bay Reşat. Defemin dasını attırmayın sabah sabah ha. Sen konuşmadın mı Bay Fikri ile onu de bana. Yaptı bir şey. Ne konuşuyorsun o zaman sabah sabah de yapıyorsun? Düzgün. Sen konuşuverdin mi Fikri ile? Ah, ben oğlunla konuştum başka yerde. Hangi oğlan bu? Büyük oğlan. Tövbe de. Niye tövbe? Hani bizim köyde doğan, doğa doğmaz da Fikri'nin kucağında götürüyor oğlan. Ha. Nasıl bir şey olmuş bu oğlan? Vallahi 10 numara çocuk olmuş. Bu zamanda az bulunur böylesi. Babasına hiç çekmemiş. Kanım kaynadı çocuğa. Kanım mı kaynayıverdi? Ya. Demir lan. Dedim. Sana ne oluyor be? Fikri'nin büyük oğlanın adı duydun mu? Tepe tüylerin diken diken oluyor. Sana ne? Sağ ol. Önce senden başlayayım. Seninkini bol bol şekerli yapıverdim. Öyle istedin diye. Çok sağ ol. Sağ ol kızım. Bu ne ya? Tuzlu bu. İlk gün damat kayfesi mi yapıverdin kız? Yok kız Emine abla. Demek ki şekeri tuzla karıştırıvermişim. Benden hafif var buz az ama yani var ama. Hafif var. Ne olursa olsun kızları isteyeceğiz. Ya tabii abi. Hem ben bu sefer zaten razıyım ya. Aga bu sefer kesin bak. Bu sefer kesin tamam mı? İsmail'le biz de size gelip duruduk. Sebep? Bir şey soracaktık. Böyle sislenmiş nereye gidip durunuz? Biz hayırlı bir iş için düzgün emirlere gidiyoruz. Nasıl hayırlı bir iş? Kız isteyeceğiz değil mi? Hangi kızı? Hepsini. Nasıl ya? Hiçbir şey anlamadım. Dur. Ben şimdi anlatıveren. Onun kafası iyice karışıyor abi. Yaprak'cığım, şimdi bu İsmail'le Düzgün amcanın kızlarına aşık. Şimdi bu İsmail'le Düzgün amcanın 3 kızını isteyecekler. Düzgün amcanın 4 tane kızı yok mu? Onların biri küçük. Onu da mı kızdan sayıyorsun? Ayrıca ben niye hayırlı bir iş için Düzgün emirlere gideyim? Ben size geleceğim ya. Düzgün amcanın kızını istemek için niye bize geleceksin? Yaprak, sen var ha, adamı delirtiyorsun. Sen adamı bitirirsin sen. Değil, sakin olun. Aga, hadi bak vakit daralıyor, kaçıracağız kızları. Vallahi Macir doğru söylüyor, hadi ya. Hadi be. Hadi. Ne İsmail? Sen indi yaprağı boş ver. Ben anlayacağını anladın. Ne anladın? En uygun zamanda bekleyip durur. Ben önden abime yolunu da yaparım. Git e ya, git e. Hadi sallanıverdik zaten. Ya ilahi adamla Muhammed'e Resulü bak ya. İnanır mısın? Bir şey anladıysam arabalayım. Anlamayacak ne var? Biraz utangıç olduğundan açıkça diyemiyorum ne? Beni abimden isteği verecek. Onu ima ediyorum. Bak o doğru olabilir. Doğru tabii kız. Yani şimdi siz bu köyden dışarı hiç mi kız vermiyorsunuz? Ya aslında bende 2 tane kardeş var. İstersen ikisini birden verem. Sen ne biçim konuşup duruyorsun lan? Nasıl verecekmişim? Bir bakayım. Şaka yapıp durun ha. Bu köyden kız alacaksan hanım köylü olacaksın. Kural bu. Siz hanım köylü müsünüz peki Düzgün Bey? Devalallah. Ha eşiniz buralı yani.
Rahmetli öyleydi. Aa, eşiniz rahmetli mi oldu? Ne edelim, takdiri ilahi. Ay çok üzüldüm. Vallahi ben de olsam bu koyun yerinde dışarı kız hayatta vermem yani. Maşallah nasıl büyümüşler ya. Ne oluyor ya? Ay teyzeciğim şey, ayak ayak üzerine atarken böyle yanlışlıkla ayağım çarpıvermiş. İyisin değil mi? Elmas Hanım, dışarı kız vermiyor emme. Dışarıdan kız alıyor. Tamam lan tamam. Hadi biz kalkalım da su kıyısına gidelim. Sabah da kalkıp buluşuruz. Oradan gideriz tapu dairesine. Bu kadar lakçak yeter. Olmaz ya oğlum öyle hiç. Ayakta bırakmayın. Misafir edeceğim ben sizi. Olmaz olmaz. Ben özellikle geldim karavanla su kıyısında kamp yapacağım. İşte o kadar. Buna bak ya. Oğlum şimdi anne dediğin laf mı? Kızla bir sürü hazırlık yaptı. Yemek hazırladı. Yataklarınız bile hazır ya. Burada kalırsınız. Yarın sabah erkenden buradan tapuya gideriz. Mecbur. Emine kız. Bundan işler gittileri bak. Bu İsmail'lere bir mesaj atıver. Gelip alıversinler, benim dizlerimi ağrıp durur. Sabahın köründe ne işiniz var tapuda? Benim orada arkadaş var. TC kimlik numaralarınızı mesaj atıverir. Onlar işlemleri başlatırlar. Siz akşamüstü gider imzaları atarsınız. Hoca gününü edeceksiniz. Ay çok iyi oldu bu. Biz de gündüz köyde gezeriz hiç olmazsa. Tabii, tabii, tabii. Ben sizi sabahla gezdiririm. Düzgün emminin işi olursa ben de gezdiririm. Yarın boşum. Yani çok yoğun bir adamım emmi. İşte işler, güçler, arsalar sıra sıra bitmiyor, bitmiyor. Arkadaşım biz teyzemizi gezdirebiliriz. Yani onu gezdirebilecek yeteneğimiz sahibiz yani. Tamam, anlatabiliyor muyum sana bunu? Bana bakın. Kim gibi gezdirecekse gezdirsin, tamam. Bu kadar laf kalabalığı yeter ya. Helen. İsmail'ler gelmek üzeredir. Hadi siz beni aşağı indir verin bakayım. Dur, hadi. Dur. Ya arkadaş yine tongaya düştük ya. Bu Nuriye nene Allah ondan razı olsun. Yani bize bir rahat nefes aldırmıyor ya. Ya olsun. Öylesi daha iyi. Nuriye nene düzgün günlüğe gidecekmiş Emine abayla. Ondan sonra isteyivereceğiz kızları. Aga doğru diyorsun. Bak Emine abla bize ahiretlik sorular sorar değme. Lan bir susun da şunları saklayalım ya. Hadi be hadi. Teyzeciğim bu ceketi de ört de üstüne. Üşütme buralarda ben. İstersen içeri gir de. Açılır mısın biraz? Tutur kızım sen de. Sen de tut kızım. Hadi. Rica ederim. Bir dakika ya. Kızın ısmısını yapacağı iş yok. Burada arkadaş bomboş durup durur yani burada. Yok sen şey etme ya. Ursaman ballasını sütüne attırmaya gider vallahi. Önemli değil. Tut kızım sen. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım. Yemeyeceğim. Aç ya. Okulum. Teyzeciğim istersen git de içeride otur biraz. Hı? Hadi şöyle yavaş düşürme. Hadi lan abi hadi. Fikri Bey hadi bakalım iyi akşamlar. Güle 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 iyi akşamlar. İyi akşamlar Muhtar Hanım. İyi akşamlar. Güleciğim maşallahın var ya. Bamba ağırsın ha. Koyuverin şuraya. Bir dakika dur şöyle topraktan çıkak da. Şöyle. Yavaş lan. Ah. Lan ne oldu ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ters dönü vardı açık. Dur bakayım. Sen bırak, ben bakarım. Feritçim sen bayandan izin aldın mı acaba ha? Elinizi tutabilir miyim diye bir sahancası var mı falan diye ha Ferit? Yok, almadım. Al. Al ya, al! Ya burası köylük yeri bak. Burada böyle şeyler yanlış anlaşılır oğlum. Al yani. Ağzımızı burnumuzu kırarlar bak bu arkadaşlar. Lütfen al ya. Bana bak, rahat olan. Ecik Feyzalı ve Elen ağabeyinden. Tamam, alırız. Ne oluyor ha bu da? Yoksa bu arkadaş ilk günü rahatsız mı ediyor? Yok lan bir şey. Ecik bileğim incin vardı. Aha, oturtuverdim işte. İyi mi? İyi, sağ ol. Hadi bakalım İsmail'le. Nuriye'yi kaldırın da gidelim. Aa, bir dakika. Bir dakika ya lütfen. Ona Nuriye'ni ne demeyin. O her haliyle bu köyün kraliçesi. Sağ ol lan. Ağzında fal demliyor. Hadi gidelim gari. Hadi. Güle güle bu köyün kraliçesi. Güle güle. Makara yapma lan. Hadi bakalım iyi günler. Sağ olun, sağ olun Emine Hanım, sağ olun. Hadi bakalım. Ferit. Açmıyor la. Ne yapıp edip duru bunda?
Hani sen arar aramaz açıvereceklerdi telefonu, sen öyle tembihlemiştin ya. Öyle diyememiştim ama Allah korusun. Ay, başlarına bir şey mi geliverdi? İnşallah öyle olur. Yoksa bu İsmail'lerin cezası büyük olur. Ya ne biçim konuşuyorsun ablam? Tövbe desen böyle olur mu ya? O diyor başlarına bir şey mi gelmiştir? Sen diyorsun inşallah başlarına bir şey gelmiştir. Ne biçim söz ablam, öyle tövbe de ya. Madem öyle, tövbe dedim, tövbe dedim. İmam efendi, senin ne işin var muhtarlıkta? Müftülüğe bir resmi yazı verecektim de. Gidelim mi gari? Olur. Hadi bakayım. Durun lan. Ben ne yapacağım şimdi tek başına burada? Dur lan, beklen beni. Ben de geliverim. Lan, bekle, ben gelirim. İşte burada benim ev. Alt katı kullanmıyorum. Zamanında büyük anam oraya oturup dururdu. Biz ona koca kara deyip dururduk. Göçünce orayı da tamamen kapattın. Benle gidene kız kardeş var. Onlardan hangisi erken evlenirse ona vereceğim orayı. Bizim köyde adettendir. Yani kıza ev ayrılığı. Hani hanım köye damat getiriyor diye. Reşat Bey, böyle belgeseller gibi böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatmasanız da Sadet'e gelsiniz. Sadet? Sadet. Sadet. Ha, Sadet. He. Burada benim balkon oluyorum. Bütün milleti öyle tepeden bakıp durur. Köyün en hakim tepesinde. Şahin tepesi. Burada da benim dört çeker. Ha, nerede? Nerede lan dört çeker? Nerede? Orada olması lazım onun. Başka bir yere mi park ettiniz acaba? Olur mu öyle şey? Her zaman orada yatıp durur. Lan bana bak. Benim bu yarım akıllı lan nerede lan bu ne? Kapsamlı alanın dışında deyip dur o. Ulan bir de unutkamı alsan. Abagöz, biz niye buraya kadar geldik? Rahmetli babaannem suyu hiç sevmezdi. 3 ayda bir yıkanırdı da ondan. Sen korkma, buraya gelmez o. O da kapsamlı alanı dışında diye. Kızlar alıp gitmiş olmasın? Ya olur mu öyle şey? Onun bir denesi sağ gözüyle sol aynaya, sol gözüyle sağ aynaya bakıp durur. Öbürü desen direksiyonu yerine hatırlamıyor. Nereye gitti bu araba? Tövbe tövbe. Aa, orada la lan, orada la. Aha vallahi gelip durur la. Tövbe yarattım ya. Otomat pilot mu getiriyor, ne o ya? Bir şoför yok. Mızlan, konuştuğumuz gibi tamam mı? Kimse renk vermeyecek. Öyle Ferit abamı kaçırdı filan derseniz, babam başta olmak üzere vallahi hepimizin canını okurla. Tamam baba ya. Sağ ol. Bir şey değil. İnsanlık bende kalıversin dedim. Vallahi billahi şoförsüz geliyor bu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Baş. Geçmiş olsun be. Sen mi kullanıyordun lan? Tabii abi, ne sandın? Nazgül, Allah esirgedi inşallah. İyisin değil mi? İyiyim İsmail. Ay canım, oh. Cümleten geçmiş olsun. İlk gün, iyisin değil mi? İyiyim İsmail. İyi, Gülgün de iyi. Bir şey olmadı değil mi hiçbirinize? İyiyim İsmail. Yeter. Lan, dördüncü İsmail. Seni de sor da rahatlayak hadi. Sormayarım kardeş. Bir alakam yok benim onlarla. Ben single'ım da ondan. Neyse. Nasıl oldu bu kıza? Anlatın bakayım. Talihsizlik işte. Önüme bir tane yavru köpek çıktı. Ben de direksiyonu kırdım. Anlayacağınız durum bu. Anladım, anladım. Tekrardan geçmiş olsun. Bir daha gezeceğiniz vakit bize haber edin de yanınızda buralı birileri olsun gari.
Hayırdır aslan parçası ya? Sen bize mi dikeliyorsun anlamadım, yoksa rehber falan mısın bu köyde? Hayır, hayır. Aga ne yapıyorsunuz ya? Ya bir sakin, ya insanlık olsun diye o dedi be. Gerilme. Tamam hadi. Halat malat neyse getiriveren de çıkarın artık şunu ya. İsot, gülüm sen bu arabanın arkada yanaş da ben şey yapayım ona, bir balant yaparım hadi. İlk gün. Bana yardım eder misin? Gel. Dur lan. Geçmedi mi hala? Geçti geçti. Tamam sağ ol. Ya biraz başım döndü de. İlk gün. Ne oluyor öyle? Ne oluyor İsmail? Ne bileyim öyle oğlana sarılıverince. Sarılmadı. Tutunuverdi yani dengesi bozuldu. Adam kafasını çarptı kazada. Ne yapayım? Geç bakayım şunu. Sen geç. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırdır Reşat? Hiç hayır değil muhtar hanım. Araba yok. Nasıl yok lan? Ne bileyim ben. Biri şaka yapıp durur herhalde. Ben bir anons geçivereyim dedim. Oğlum, emme. Kutuya 5 lira yat. Geç bakayım. Çevir bakalım kendine. Hah. Açıyorum. Dikkat, dikkat. Ben Reşit Ağa. Benim 4 çike bugün kapının önünden kayboluverdi. Ben onu mühim günlerde kullanacağım diyerekten peşin para verip acentadan aldım ben onu. Hindi lazım oldu ama kullanamıyorum. Kim aldıysa yerine bırakıversin. Merkep şakasının lüzumu yok. Alayınız ha. Teşekkürler. Bitti mi lan? He bitti. Ay, ay ben yürüyerek gitseydim keşke şelaleye ya. Zaten sabahtan beri yeğenlerim o kızlarla yalnız. Bana bak kadın. Bizim kızla adam yemiyor o. Bunlara hiç inanma sen. Bu köyün kırıları, kızları, herifleri yiyip bitiriyor o. Reşat. Hadi bakayım. Siz gezmeye mi gidiveceğiniz? Gidin gezin de geliverin. Daha da fazla laf isteme benden. İyi de yürüyorum o zaman biz. Reşat bekletir miyiz? Kolay gelsin. Sağ ol Düzgün abi. Mühim değil, mühim değil. Selamun aleyküm İmam Efendi. Aleykümselam. Abi kimse yok mu? Yok, muhtar muhtarlıkta. Ha, muhtar bilir Reşat'ın nerede olduğunu. Muhtara soralım, gel. Kolay gelsin. Merhaba. Bayan Emine, Bay Reşat'ı arıyorduk da sen gördün mü diye bir soralım dedik. He, görüverdim. Nerede Reşat, nerede? Reşat, senin o kırmızı kafa baldız var ya, ha. Ondan şelaleye gezmeye gidiverdi. Ha bu. Yürü lan yürü. Sağ ol. Sen de sağ ol. Engiz, bu fikri yok mu bu fikri? Öküz geldi, öküz gidecek. Lan insan bir sağ ol de lan. Doğru diyor. Emme düzgün dedi bak. Başka. Ay, ay Reşat Bey'i gönderdim ama sanki orman daha da bir sıklaştı buralarda böyle. Kim var orada? Ay, ay başıma fena bir şey gelmese bari. Kop da geli ararken. Ay, ay bu ne? Ay taşmış. Taşın ne işi var burada? Ay. Çıtırdılar falan. Tepeme biri inmesin. Ay sanki Amazonlara geldi. Ay. Ay ne böyle seksek oynar gibi. Oh. Seksek oynar gibi. Şimdi hop. Ah. Bir ses mi geldi? Ay.
Timsah falan yoktur değil mi buralarda? Burası biraz zor. Atlayacağım şimdi. Bir, iki, üç. Ya çok güzel bir yermiş burası. Az kalsın senin yüzünden göremeyecektim burayı. Ahat ya. Ben o kadar şelale gördüm hayatımda. İlk defa bu kadar felaket güzellikte bir şelaleyle karşılaştım yani. Evet, güzeldir bizim şelalemiz. Çok. Ya şu sakız ağacı değil mi? Hangisi? Gel gel. Gel ben sana göstereceğim. Şu mu? Oğlum ne sakız ağacı lan? Yok çiklet ağacı. Palamut lan o, palamut. Hangisi? Bak şu şu. Kesane para para. Gürgen tane tane. Palamut. Ya kesinlikle palamut o yani. Kopte gel abi. Ferit. Ne oldu kız? E sen kal da şey yaparım ya. Sen kal ya. Ya. Oğlum asak. Teyze. Elmas ne işin var? Hayırdır ya burada? Sizi arıyordum. Telefonlarınıza da bakmıyorsunuz. Ya Şile telefonlar kaplama alan dışında hiçbiri çekmiyor telefonlar. Teyzeciğim sen iyi misin? Dereye mi düştün? Ne yaptın? He, ayaklar ıslanıvermiş. Baksana. Ay yok canım, niye dereye düşeyim ben? Sizi ararken ayaklarıma kara sular indi. Ben de onları serinlettim. Ha bak sahi. Karavanlı ayakkabılar var ya. Abim seni karavana götürsün de sen de ayakkabılarını değiştir. Kopta gel beni götürür müsün karavana teyzeciğim? Tabii canım, şimdi yaş ayaklar zaten az yapar, felaket şekilde. Ne gerek var? Hadi buyur. Şöyle bir şey yapalım. Tutayım ben, sağ ol. Feridocuğum. Yavaş teyzeciğim ya. Feride bak ayağını çek ya. Teyzene biraz saygı göster, çek ayağını. Ah Allah ya. Bir dinler misin canım? Ayaklarını al oradan Feride. Dikkat edin. Her şeyin ikili geldin ya. Niye, ne oldu? Anlatacağım, çık. Çok kalitesiz bir ortam. Çok sıkıntı. Geç. Abba, aşağıya yürüyem de Ferit'e aşık cağlayanını gösterem. E oranın havasını almadan gitmesin. He, bence de aşık cağlayanın havasını koklayıversin. Nesi var oranın havasının? Orada çağlayan var da akan suyun aşk suyu olduğuna inanılıyorum. Su yukarıdan aşağı düşünce de suyun kabarcıkları havaya karışık durur. Sen de o havayı soluyunca aşk damarlarına girip durur. Ya burası ne kadar güzel bir yer ya. Çınar'da kadınlar gençleştiğine inanıyor. Çağlayan da aşk solduğuna inanıyor. Biz böyleyiz Ferit. İnanmayı severiz. Çünkü insan umut ettiğine inanır. Aa, güzel söz. Çok beğendiysen Twitter'a yazı ver. Sosyal medyaya yazılacak bir laf değil. Ne yazsa yazsa gönlüne yazar insan. Abo. Hatta. Oh yeah. Hadi gidelim şu aşk çağlayalım.